Bir, İsrail'in geçen sene Kasım ayından beri bir devlet terörü yaptığını her zaman söylüyoruz, söylemeye devam edeceğiz. Dünyanın her yerinde, başta ikinci başkanı olduğum Sosyalist Enternasyonal olmak üzere dünyanın her yerinde bu meseleyi dikkate sunuyorum ve Filistin için destek istiyorum. Görülüyor ki İsrail devleti geçen sene Hamas'ın 7 Kasım'da yaptığı saldırıları, 7 Ekim'de yaptığı saldırıları araçsallaştırarak, ki o saldırılar terör saldırılarıydı, sivillere yönelikti, geceleyindi, ama belli ki İsrail o saldırıları ya bekliyormuş ya biliyormuş. Böyle güçlü istihbaratı olan bir ülke nasıl fark etmedi diyorduk. Bu kadar güçlü hava savunması olan bir ülke nasıl avlandı diyorduk. Demek ki fark etmeyesi varmış ve aslında kuvvetli bir bahane arıyormuş kendisine. Ve yaptığı iş, soykırıma varan işler, çocukların katli, kadınların katli, hepsini bir kez daha lanetliyorum. İsrail'deki Filistin nüfusuna, 4 milyon Filistinli yaşıyor İsrail'de. İkinci sınıf vatandaş olarak. Askeri almıyorlar, terfi ettirmiyorlar. Onlara yaptıkları ve devamında yaptıkları görülüyor ki İsrail, Amerika'daki seçimlerin de, seçim sürecinin de kendisine yaratacağı taktik anlık üstünlüğü de fırsat bilerek, bunu fırsata çevirerek, Amerika'daki Yahudi cemaatinin oyları Amerika'nın İsrail'e dur demesini engelleyecek bir süreç yaşanıyor bugün. Bunu araçsallaşarak, fırsat bilerek ve en önemlisi de yan hasarları, bu lateral demaj dedikleri, yani bir tane Hizbullah militanını öldürmek için bir apartman sivili feda edecek kadar gözü dönmüş. Yan hasarı asla düşünmüyor. Ve bu öyle bir noktaya geldi ki Orta Doğu'daki bütün denklemi değiştirmek üzere her şeyi göze almış durumda. Buna karşı uluslararası toplumun harekete geçmesi gerekiyor. Bugün Erdoğan'ın İsrail er ya da geç durdurulacak. Geçi kalmadı bunun. İsrail durdurulmazsa ne olduğu ortada. Yani öyle geç durdurmak yok. Bir an önce durdurulması için bütün dünyanın harekete geçmesi, Erdoğan'ın da bugüne kadar yaptıklarının fazlasını yapması lazım. Bundan sonra grup başkan vekillerimiz değerlendiriyor. Ülkenin cumhurbaşkanı çıkıp da meclisin kürsüsünde İsrail Türkiye'ye saldıracak diyorsa bir kapalı oturma acilen ihtiyaç var. Gelecekler ve bu meclisi bilgilendirecekler. Biz de soracağız, biz de söyleyeceğiz. Bunun tutanakların 10 yıl açıklanamayacağı bir kapalı oturuma muhtaç olduğu konusu açık. Bu konuyu arkadaşlarımız çalışacaklar, gerekli temasları yapacaklar. Şöyle bir emri vaki yapmayız yani. Şu güne çağırıyoruz, gelin yapın, kapatıyoruz. Ama yürütmenin, ben meclis başkanımızdan bu konuda arkadaşlarımızın bir randevu talep etmesini rica edeceğim. Yani ülkenin cumhurbaşkanı diyorsa ki İsrail yakında bize saldıracak. Ne duruyoruz meclisi bilgilendirmek için? Milletin meşru, en meşru temsil organı burası. Bu çatının altında bu laf bu kadarla bırakılamaz.